Bu videomuzda size kalp atışını düzenleyen hücrelerden, tıp dilindeki adıyla pacemaker hücrelerden bahsedeceğim. Kalp atışını düzenleyen bir hücre için aksiyon potansiyeli çizeceğim. Bu eksene zaman ölçeğini koyalım. Bu eksene de milivolt ölçeğini yerleştirelim. Burası pozitif, burası da negatif. SA düğümündeki kalp atışı düzenleyici hücrelerden bahsedeceğiz. Evet, bu bizim SA düğümündeki aksiyon potansiyelimiz ve bildiğiniz gibi negatif başlayıp yavaş yavaş yükseliyor. Bunun sebebi de sodyumun hücreye sızması. Burada başka iyonlar da var ama sodyum baskın olan iyon. Aksiyon potansiyeli yavaş yavaş yükselir dedik. Bu çizdiğim alt sınıra kadar gelir. Peki bu alt sınır ne için? Bu kesikli çizgiyle belirttiğim alt sınır kalsiyum kanallarının açılmaya başladığı noktayı ifade eder, temsil eder. Kanallar açılır ve bu durum hücrenin pozitifleşmesine neden olur. Zaten pozitif yönde ilerliyordu. Şimdi daha da pozitifleşmiş oldu. Evet. Hemen hemen bakın bu noktaya kadar ulaşıyor. Bu noktaya vardığında ise voltaj kapılı kalsiyum kanalları kapanır ve potasyum kanalları açılır. Bu durumda Repolarizasyon gerçekleşir. Potasyum membran potansiyelinin düşmesine sebep olur. Evet. Şu ana kadar 3 aşamadan yani fazdan bahsettik. Burası faz 4. Bu kısmı faz 4 olarak isimlendirdik. Burası faz 0 ve burası da faz 3. Şu ana kadar konuştuğumuz 3 faz bunlar arkadaşlar. Şimdi biraz daha derinlemesine düşünelim. Bu çizdiğim bir kalp atışını temsil etsin. Bunu devam ettirecek olursak, birbiri ardına buna benzer şekiller çizmem gerekir. Her biri bir kalp atışını temsil eder. Mesela 2-3 dakikalık bir süreye yayılan kalp atış hızımızı gözlemliyoruz diyelim, tamam mı? Bir sürü aksiyon potansiyeli birbiri ardına dizilmiş olur, değil mi? Böyle bir fotoğraf görürüz. Peki bu kalp atışını daha kısa tutarsam, yani bitmesi gereken yer yerine tam burada bitirirsem ne olur? Bu durum faz 4'teki aksiyon potansiyelini etkiler. Fakat bu tam olarak ne anlama geliyor? Evet, kalp atışı biraz daha hızlı gerçekleşir. İyi de bu neyi etkiler peki? Kalp atışlarının birbiri ardına dizilmesi her bir kalp atışının daha hızlı olması anlamına gelir. Bir sonraki kalp atışı daha erken başlar, daha erken biter ve bu şekilde sürüp gider. Bu durumda bir dakikanın sonunda daha fazla kalp atışı olur. Daha kısa süreli kalp atışı demek, kalp atış hızının yükselmesi demektir. Kalp atış hızı arttıkça, bir dakikadaki kalp atış sayısı da artar. Aslında bu çok önemli bir nokta. Kalp atış hızı üzerine sıklıkla düşünürüz ama her bir kalp atışının tam olarak ne anlama geldiği üzerine çok nadir düşünürüz. İşte böyle bir durumda her bir kalp atışı daha hızlı olur. Peki bunun tam tersi durumda ne olur? Evet, düşünelim. Bu kalp atışını temsil eden çizgiyi uzattığımızı düşünelim şimdi. Bu durumda kalp atışı ne oluyor? Daha uzun sürüyor. Bu şekilde uzatalım evet. Kalp atışının daha uzun süreli olması, bir dakikada daha az kalp atışının e, gerçekleşmesi demektir. Yani bir dakikaya daha az kalp atışı sayısı sığar. Bu da aslında kalp atış hızını düşürdüğümüz anlamına gelir. Yani kalp atış hızını yükseltip düşürüyorum dediğimde aslında kalp atış süresini kısaltıyorum ya da uzatıyorum demeye çalışıyorum. Bu da çok önemli bir nokta. Şimdi bunu bir adım ileri götürelim ve bir düşünce deneyi yapalım. Bu noktanın saniyenin onda biri olduğunu düşünelim. Saniyenin onda biri, tamam mı? Tam olarak saniyenin onda biri olmayabilir ama öyleymiş gibi düşünelim. Tam olarak bu noktadayken, yani saniyenin onda biri kadar zaman geçmişken hücremizde neler olup bittiğine bir bakalım. Hücremiz tam olarak bu noktada nasıl görünür? Evet, biraz yer açalım ve hücremizin saniyenin onda birinde nasıl görüneceğini çizerek anlatayım. Kalp atışı hızını düzenleyici hücremizde saniyenin onda birinde neler gerçekleştiğine bir bakalım. Hücremizi bu şekilde kabataslak çiziyorum. Hücrenin içine sızan iyonları da çizelim. Daha önce bahsettiğimiz gibi baskın iyon olan sodyum hücreye sızıyor. Bunlardan hücremizin içine sızan birkaç tanesini çizelim. Tabi hücreden içeri sadece sodyum değil başka iyonlar da sızıyor. Sodyumun baskın iyon konumunda olduğunu, yani bu hücrenin daha çok sodyuma karşı geçirgen olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda kalsiyum da hücreden içeri sızar ve bir miktar potasyum da dışarı sızabilir. Yani içeri ve dışarı yönde hareket eden başka iyonlar da var. Yine de bu örnekte sodyumun membran potansiyeline en çok katkıda bulunan iyon olduğunu söyleyebiliriz. O halde membrana da yakından bir bakalım ve burada neler olup bittiğinde bir görelim. Bu reseptörler sempatik sinirden gelen bir nörotransmitter içindir. Yani sempatik sinirler aşağı gelir ve kalp atışı hızını düzenleyici hücremizin üzerine yerleşirler. Bu sempatik sinirler norepinefrinlerini serbest bırakırlar. Evet, norepinefrin gelip bu reseptörlerin üzerine yerleşir ve bu hücreye bu iyonlara karşı geçirgen olması ve bu iyonların membran boyunca akmasına izin vermesi yönünde bir sinyal yollar. Hücre de bu sinyale göre hareket eder. Şimdi bir de diğer tarafa bakalım. Burada da başka bir grup reseptör var. Daha önce de belirttiğim gibi, hücrenin sanki iki farklı tarafıymış gibi çiziyorum ama gerçekte böyle olduğundan değil arkadaşlar. Farklılıklarını daha iyi anlatabilmek için böyle çiziyorum. Bu reseptörde başka türde nörotransmitterler bulunur. Burada gördükleriniz asetilkolin. Asetilkolin de buraya bir sinyal yollar ve bu sinyal parasempatik sinirlerden gelir. Sempatik ve parasempatik sinirlerden daha önce bahsetmiştik. İkisi de otonom sinir sisteminin bir parçası. Parasempatik sinirler, sempatik sinirlerden gelen mesajın tam tersi yönde bir mesaj yollar. Hücreye bu kadar geçirgen olmaması, bu kadar çok iyonun membranından içeri girip dışarı çıkmasına izin vermemesi yönünde bir sinyal yollar. Bu karşıt mesajlar birbirini dengeler. Böylece bu çizdiğim tablo ortaya çıkar. Hücre içine sodyum ve biraz da kalsiyum girer. Bir miktar potasyum da dışarı çıkar. Şimdi size başka bir durumda neler olabileceğini göstermek istiyorum. Şu kısmı seçip kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Evet, şimdi farklı bir duruma bakacağız. Bu aşağıdaki versiyonda daha fazla sempatik sinir olduğunu düşünelim. Parasempatik sinirlerden çok sempatik sinirlerin hücre içine girdiğini düşünelim. Bu durumda burada gördüğümüzden daha fazla nörotransmitter olur. Buradaki nörotransmitterlerin hepsinin hücreye sinyal yolladığını düşünelim. Sol tarafta 3 reseptörümüz var ve sağ tarafta yalnızca 1 reseptörümüz var. Bu da sempatik sinir uyarısının parasempatik uyarıdan daha güçlü olduğu anlamına gelir. Bu durumda hücreye daha fazla sodyum girer. Çünkü yine sempatik sinirlerin yolladığı sinyal üzerine hücreler daha geçirgen hale gelir. Böylece daha fazla sodyum içeri dolar ve daha fazla kalsiyum girişi olur. Aynı şekilde daha fazla potasyum hücreden ayrılır. Bir bakıma sempatik sinirler iyonların hareketliliğini arttırır. Sonuç olarak içeri daha fazla sodyum ve kalsiyum girer ve dışarı daha fazla potasyum çıkar. Bu çok ilginç bir nokta. Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Az önceki işlemi tekrarlıyorum. Şu şekilde kopyala yapıştır yapıyorum. Çünkü arkadaşlar size tam tersi doğru olsa eğer neler olurdu onu göstermek istiyorum. Bu versiyonda da daha fazla parasempatik sinir uyarısı olduğunu düşünelim. Bu üçüncü senaryomuz oluyor. İlk senaryo bir çeşit referans senaryoydu ve bu üçüncü senaryoda bu reseptörleri dolduran daha fazla asetilkolin olduğunu düşünelim. Bu senaryoda parasempatik sinir uyarısı sempatik sinir uyarısından daha güçlü. Bu durumda bir önceki senaryodaki gibi bir iyon hareketliliği olmaz hücreye sodyum girişi de daha az olur. Bunların hepsi saniyenin onda birinde olup biter. Yani hücreyi saniyenin onda birinde yakalarsanız bu senaryoda hücreye daha az sodyum ve kalsiyum girmiş olur ve belki daha az potasyum hücreden çıkmış olur. Ekrandaki iki farklı senaryoya göre çizdiğimiz bu iki çizim hücrenin görünümü açısından birbirinden çok farklı. İki senaryoda da aynı iyonlar devrede ve aynı yönde hareket ediyorlar ama belirli bir zamandaki akan yükün miktarı iki senaryoda birbirinden farklı. Bazı yerlerde bu durumdan akım olarak bahsedildiğinde görebilirsiniz. Sempatik sinirler akımı arttırıyor ve parasempatik sinirler de akımı yani belirli bir zamanda hareket eden yükün miktarını düşürüyor diyebiliriz. Evet. Peki tüm bu bilgileri Videonun başında çizdiğimiz grafiğe nasıl yerleştiririz? Yine kırmızı ve yeşil renkleri kullanabiliriz. Daha önce de onları kullanmıştık. Yeşil, sempatik sinir uyarısının daha çok olduğu senaryoyu temsil ediyor, tamam mı? Ne oluyordu bu senaryoda? Neler oluyor? Hücrenin içine doluşan yük miktarı artıyor. Yani saniyenin onda birine denk gelen bu noktada hücrede daha fazla iyon var ve çoktan alt sınıra ulaştık. Artık hücre aksiyon potansiyeli ateşleyebilir. Bu şekilde yükselir, sonra da aşağı iner. Kalp atış hızı da artar çünkü kalp atış süresi kısaldı. Parasempatik sinirler içinse bunların tam tersi bir durum söz konusu. Parasempatiklerde bu alt sınıra ulaşmak daha uzun zaman alır. Çünkü bu senaryoda saniyenin onda birinde hücre içinde az miktarda sodyum ve kalsiyum bulunur ve az miktarda potasyum hücre dışına çıkar. Burada da az öncekiyle hemen hemen aynı görünümde bir aksiyon potansiyeli oluşur. Kalp atış süresi daha uzun olduğundan kalp atış hızı çok daha düşük olur. Bu iki senaryoyu ele aldığımızda hücrenin içine dolan yük miktarının değiştiğini görebiliyoruz. Yani bir bakıma kalp atış hızımızı değiştirmek için sempatik ve parasempatik sinirler aracılığıyla faz 4 üzerinde oynamalar yapıyoruz arkadaşlar.